Herkese merhaba. Yine mutlu oyun programlama videosu ile karşınızdayım. 10 aydır yeni video gelmiyordu. Çünkü ofis boş değildi. Bugün ofise geldiğimde ofisin boş olduğunu gördüm. Ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ve gördüğünüz gibi yeni video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Unity'de 3 boyutlu programlama. Şurada gördüğünüz gibi çok basit bir uygulama geliştireceğiz. Asset Store'dan aldığımız bir kedimiz olacak. Bu kediyi ok tuşlarıyla hareket ettirebileceğiz. Yani gördüğünüz gibi Asset Store'dan aldığımız animasyonların nasıl kullanılacağını size göstereceğim. Yani başka bir deyişle 3 boyutlu programlamaya başlarken bilmeniz gereken temel kavramlardan bahsedeceğim. Şimdi her şeyi en baştan başlayalım. Unity'de boş bir sahne yaratarak. Yeni bir sahne yarattığınız zaman iki tane game object yaratılıyor. Bunlardan ilki ışıklandırma, öbürü de kamera. Şimdi kameranın anlamlı bir hale gelmesi için varlıkları yaratmaya başlayalım. Şimdi Unity'de çok basit varlıkları, yani küpleri, küreleri, sıfırları, silindirleri falan şu game object kısmından yaratabilirsiniz. Game object, 3D object. Mesela bir küp yaratalım. Küpümüz yaratıldı. 3 boyutlu oyun yaptığımız için her bir varlığın 3 boyutlu pozisyonları var. X ekseni, Y ekseni, Z ekseni diye. Şu gördüğünüz kısımda bu varlığın konumunu değiştirebiliyorsunuz. İşte buradan hangi boyuttan değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani kameranın önüne doğru getirelim. Yani kameramız şuradaymış. Ve bu varlığın rotation'ını, yani ne kadar döndüğünde yine şu kısımdan değiştirebiliyorsunuz. 3 tane eksen var. X, Y, Z ekseni. Yani şu kürelerden ne kadar döndüğünü değiştirebiliyorsunuz. Ve isterseniz buraya direkt sayı da girebiliyorsunuz. Mesela 45 derece dönmüş olsun. Şimdi anlatacağım önemli konu kamera. Yani kamerayı boş bir proje üzerinde anlatmak daha zor olacaktı. Bu yüzden Panopto'yu açıp onun üzerinden göstereceğim. Tamam, Panopto'yu da açtım. Şimdi kameramızı yarattık. Elimizde bir tane kamera var. Unity'de iki tür kamera kullanabiliyorsunuz. Bunlardan birisi perspektif kamerası, öbürü de ortografik kamera. Eğer ortografik kamerayı kullanırsanız oyun sanki iki boyutluymuş gibi gözükür. Hiçbir derinlik bilgisi oyunda olmaz, kamerada olmaz. Mesela bunu biraz döndürelim. Eğer böyle gözükmesini istediğiniz bir oyun yapmak istiyorsanız ortografik kamerayı kullanmalısınız. Ama 3 boyut oyun yapacaksanız genellikle perspektif kamerasına ihtiyacınız var. Ortografik kameranın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Burada nesnelerin ne kadar büyük olacağını belirtebiliyorsunuz. Perspektif seçtiğiniz zaman ise bir de field of view dediğimiz bir parametre var. Yani bu da kameranın görüş açısını belirtiyor. Yani bunu ne kadar küçük yaparsanız o kadar çok zoom etkisi yaratır. Yani bunu ne kadar büyük yaparsanız da o kadar geniş açılı bir etki yaratır. İşte şu an gördüğünüz gibi sanki balık gözüymüş gibi bir kamerada oyun oynayabiliyorsunuz. Şimdi küçük projeye geri dönelim. Burada önemli başka bir kısımda ışıklandırma. Buradan mesela directional light dediğiniz zaman, yani bu ilk yaratılan şeyi kullandığınız zaman yukarıdan bir yerden bütün sahneyi aydınlatacak bir ışık kaynağı ile dersiniz. Bunun rengini değiştirebiliyoruz. Mesela yeşil yapalım. Böyle bir şey elde biliyoruz. Bir de ambient light dediğimiz şey var. Bunda rendering lighting settings'ten görüyoruz. Yani burada bütün varlıkların nasıl aydınlatacağını belirleyebiliyorsunuz. Şimdilik environment lighting'i simsiyah yapalım. Yani hiç gökyüzünden aydınlanmasın. Işık çeşitlerimiz var. Mesela directional yerine point light diyebiliyorsunuz. Point light dediğiniz zaman da varlığa yaklaştıkça varlığı aydınlatırız. Mesela bunu tekrar beyaz yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi küpü bu şekilde aydınlatabiliyoruz. Çünkü bu artık nokta tabanlı. Yani bir noktadan etrafa yayılan bir ışık kaynağı oldu. Bu şeyin ne kadar bir range'inin olduğunu, yani ne kadar alanı etkili ettiğini, yani ne kadar şiddetli olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi değinmek istediğim başka bir konu var. O da model kullanmak. Şimdi Panopto için kullandığınız modellerden birisini sahneye ekleyelim. Konumunu 000 yapalım. Ve kameraya yaklaştıralım. Şimdi bir model. İlk Unity'ye aktardığınız zaman bu şekilde gördüğünüz gibi boş gibi gözükebilir. Şimdi bunun gerçek bir model gibi görünebilmesi için buna materyal eklememiz gerekiyor. Materyal dediğimiz şey de bunun etrafındaki çevreleyen resimler ve resimlerin özellikleri diyebilirim. Şimdi bu gördüğünüz üzere bu model henüz kaplaması olmayan boş bir şey. Yani boş bir model olarak gözüküyor. Şimdi bunun kaplamasını yapacağız. Yani şurada yaptığım şeyi sileyim. Baştan yapacağız. Create new material dediğimiz zaman yeni bir materyal yaratacağız. Bunu bunun üzerine sürükleyelim. Şimdi bu modelin birkaç tane kaplaması var. Bu texture dediğimiz şey burada gözükecek ana resim. Bu normal map dediğimiz şey de bunun üzerindeki ayrıntılar. Şimdi materyale geri dönelim. Şu kutulara bu texture'ları atamamız gerekiyor. Albedo dediğimiz şey yani bu asıl resim, yani texture. Bunu atalım. Böyle gözükecek. Ama bu henüz detaylı bir model değil. Şimdi bu normal map'i buraya atıyoruz. Ve şimdi detaya sahip oluyor. Unutmadan söyleyeyim. Normal map'in düzgün çalışabilmesi için şu texture type'dan normal map'in işaretli olması gerekiyor. Materyale geri dönelim. Burada bunun ne kadar metalik, yani ne kadar etrafı yansıttığını ayarlayabiliyorsunuz. Veya eğer mobil bir oyun yapıyorsanız şu mobile kısmında bump, diffuse, specular gibi şeyleri seçebiliyorsunuz. Diffuse seçtiğiniz zaman dümdüz bir model haline geliyor. Bump, diffuse dediğiniz zaman normal map kullanabiliyorsunuz. Mobile, bump, specular dediğiniz zaman böyle metal gibi yansıyan bir şey yapabiliyorsunuz. Shininess'ini ne kadar düşürürseniz o kadar çok parlıyor. Aslında gördüğünüz gibi burada çok fazla ayar var. Bunların hepsini bu videoda girmek istemiyorum çünkü çok detaylıdır. Şimdi yeni bir sahne yarattım. Bunda Cartoon Cat isimli modelim, Asset Store'dan aldığımız modeli kullanacağız. Şimdi burada birkaç tane fbx dosyası var. Bunlar bu modelin hem modelin kendisini hem de animasyonlarını ifade ediyor. Bunlardan idle'ı sahneye ekleyelim. Bunu 0,0,0 yapalım. Ve kameraya göre biraz daha istediğimiz bir yer alalım. Şimdi bu kedinin sola veya sağa dönmesi gerekiyor. Bu yüzden rotation'ını 90 yapalım. Altına bir tane zemin ekleyelim. Zeminin içinde bir tane küp yaratalım. Küp kedinin altında olsun. Oranın da 50 olsun. Zeminin içinde bir tane materyal hazırlayalım. Bunu önceden yaratmıştım. Sizin için yeni bir tane materyal yaratayım. Bunun adı floor olsun. Buradan floor'un rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu da gri bir renk olsun. Ve bunu game diye kaydedelim. Şimdi yapmak istediğimiz şey kediyi hareket ettirmek. Daha önce cat isimli bir scriptimiz vardı. Bunu silip baştan yazacağız. Yeni bir tane script yaratalım. Adı da cat olsun. Ve bu script'i açalım. Şimdi yapmak istediğim şey kediyi hareket ettirmek. Ama hareket ettirmeden önce biz sola veya sağa bastığımızda dönmesini istiyoruz. O halde şu update'e şöyle bir kod yazalım. If input get axis row, yani dikey eksendeki düğmelerden birisine basıldığında bu şey ya 1 ya da -1 olacak. Ya yani bunun değeri 0 olmadığı zaman şöyle bir kod geçeceğiz. Ya daha doğrusu şöyle bir kod yazalım. Input tanjını okuyalım. Şimdi eğer sağ tuşa basıldıysa bu input'un 1.0 olması gerekiyor. Yani bu durumda kediyi sağa döndüreceğiz. Şimdi Unity'de daha önceki videolarımızı izlediyseniz hatırlayacaksınızdır. Transform Rotation dediğimiz şey bu varlığın rotation'ını, yani ne kadar dönmüş olduğunu belirtiyor. Şimdi eğer kedi sağa doğru dönecekse kodlardansın. Bu rotation'ın 0,90,0 olmasını istiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bu rotation Quaternion denilen bir veri yapısı türünde. Yani Quaternion 3 boyutlu değil de 4 boyutlu bir uzayda dönme ifade ediyor. Buna belki başka bir videoda değinebilirim. Ama şimdilik şunu göstereyim. Quaternion.Euler dediğimiz zaman bu 3 boyutlu dönüş bilgisini kullanacağız. Yani buradan 0,90,0 dediğimiz zaman şu gördüğünüz rotation'ı kedi yapacak. Else if, eğer sol tuşa basıldıysa o zaman tersini yapacağız. O zaman bunu kopyalayalım. Bu sefer de -90 olacak. Şimdi bakalım kod çalışacak mı görelim. Cat'in adını cat yapalım. Scripts cat. Evet, gördüğünüz gibi tuşlara bastığımız zaman kedi gitmesi gereken yöne doğru dönüyor. Şimdi kediyi hareket ettireceğiz. Kediyi hareket ettirmenin birkaç farklı yolu var. Bunlardan birisini yapacağız. Öncelikle kedinin hareket edebilmesi için bir hıza sahip olması gerekiyor. Bunu public float speed diyelim. Gitmesi gereken yönü movement diye bir vektörde tanımlayacağız. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Gitmesi gereken yönü her zaman ileriye doğru olacak. Yani şu gördüğünüz mavi eksende ki bu forward olarak geçiyor. Forward olarak sürekli kedi tuşa basıldığı zaman bu yöne doğru gidecek. Vektörür forward hızla çarpıyoruz. Daha önceki videolarımda gösterdiğim delta time'ı kullanıyoruz. Onu önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi hareket ediş kısmını yapalım. Dediğim gibi hareket ettirmenin birkaç farklı yolu var. Ben bunlardan transform.translate seçeceğim. Translate ettiğiniz zaman şu movement'ı girdiğiniz zaman bu movement kadar ilerliyor. Şimdi bunun hızına 4 diyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık kediyi hareket ettirebiliyoruz. Şimdi burada kedinin kendi uzayına göre yani şöyle anlatayım. Kedinin nereye doğru bakıyorsa oranın forward'ına doğru ilerliyor. Eğer isterseniz oyun uzayına göre verebiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey yapalım. Yine vektörüş movement'ı tanımlayalım. Eğer kedi sağa doğru gidecekse bu movement'ı yeni bir tane vektör tanımlayalım. Yani oyun uzayına göre olmasını istediğimiz için yani şuradan şu x'ini artıracağız. Şimdi vektör 1 0 0 olsun ve bunu da speed ve time.delta time'ı çarpacağız. Eğer input 1 değilse o zaman 1.00 yerine eksi 1.00'a gidecek. Bu movement'ı pozisyonu eklersek bu kadarlık bir şeyde sayıda ilerlemiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi kedi yine ilerliyor. Ve bu sefer bizim verdiğimiz sayıları yani şu x kadar ilerliyor. Şimdi animasyon kısmına geçelim. Bu kedinin bir animasyonun olmasını istiyoruz. Bunun için de animation controller dediğimiz şeyi yaratacağız. Create animation controller cat mop olsun adı. Ve şu animator controller kısmında bunu buraya atayalım. Şimdi burada bir sonlu durum makinesi olarak kedinin animasyonlarını göreceğiz. Buradan kedinin animasyonları vardı. Mesela burada idle animasyonu var. Bu kedinin sürekli idle animasyonu yapmasını bu sayede sağlayabiliyoruz. Yani bu entry dediğimiz şey, yani bu sonlu durum makinesine girdiği zamanki kısım ve ayrıldı. Yani bundan sonra geçici state, yani durum. Şimdi bunu yaptığımızda kedinin sürekli idle animasyonunu oynatması gerekiyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ne yaparsak yapalım idle animasyonu oynuyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yani burada parameters denilen parametreler var. Buradan kedinin ne yaptığını ayarlayabiliyoruz. Mesela walking isimli bir boolean tanımlayalım. Ve state olarak da kedinin yürümesini tanımlayalım. Şimdi bu idle'da make transition state dediğiniz zaman bu idle'dan walk'a bir geçiş elde ediyorsunuz. Ve conditions kısmından da walking'i dediğiniz zaman da kedi bu walking true olduğu sürece yürüyecek. Burada herkes kullanıyorsunuz. Genellikle şunu kapatmanız gerekiyor. Şimdi bu geçişini nasıl sağlayacağız? Bunun için kod yazmamız gerekiyor. Bunun için de animator diye bir değişken tanımlayacağız. Animator'ı get component'la alacağız. Ve eğer input sıfır değilse, yani kullanıcı düğmeyi bastıysa set bool dediğimiz zaman biraz önceki tanımladığımız değişkeni değiştirme imkanımız olacak. Buradan değişkenin ismini giriyoruz ve girmesi gereken, yani alması gereken değeri giriyoruz. Bu da true olacak. Şimdi bunu dediğimizde tuşa bastığımız zaman kedinin yürümeye başlaması gerekiyor. Evet, kedi artık yürüyebiliyor ama duramıyor. Şimdi durmasını sağlayacağız. Şimdi bu animator ekrana geri dönelim. Buradan walk'tan idle'a bir transition tanımlayacağız. Ve bunun condition'da walking false olacak. Şimdi kod kısmından da walking'i false yapmamız gerekiyor. Şunu alalım. Eğer if input 0 değilse'nin arası, yani kullanıcı düğmeye basmadıysa, o zaman şu kod aktif hale gelecek. Buradan walking'i false yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi düğmeye basmayı durdurduğum zaman kedi durmaya başlıyor. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bu videoda kameranın özelliklerini, yani perspektif veya ortografik olup olmamasını, ışıklandırmayı, ışık ayarlarını, bir modelin kaplamasını nasıl yapıldığını, adresin nasıl atandığını, materyallerin nasıl çalıştığını, kedinin 3 boyutlu uzayda nasıl hareket ettiğini, nasıl animasyonda oynattığını görmüş olduk. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.